Kanada'da Nisa Moran, orada mısın hala Nisa'cığım? Evet, buradayım Beyaz abi. Ha Nisa'cığım, sorun var mı hayatım? Var Beyaz abi. Sorayım mı? Sor Nisa. Sor Nisa kardeş. Şevval, tam soracaktım. Yani evet. Şevval abla diyeyim. Evet. İyi akşamlar Şevval abla. İyi akşamlar Nisa'cığım. Sanatçı olmak doğuştan gelen bir şey mi yoksa sonradan edinilen bir şey mi? Evet, döndük 1923'teki ilk sorulara döndük. Evet. Sanatçı olmak. Bunu neden merak ediyorsun Nisa? Ben sana sordum. Neyi merak ediyorsun? Şevval Sam'ın doğuştan küçükken de böyle evde şarkı söylediğini falan mı hayal ediyorsun yoksa sonradan olmuştu Şevval falan mı diyorsun? Daha yakından tanımak için. Evet. Ne güzel cevap verdi. Ben ne halk yemeye konuştuysam gibi kaldım yani. Yani sanatla uğraşmayan insanlar bunu merak ediyorlar. Evet, tabii olabilir. Yani ben olabilir. Çünkü mesela küçükken şarkı söylemek benim için o kadar doğal bir şeydi ki. Yani bir kuşun uçması kadar doğaldı o yani. O evin içinde. Ve her türlü sokakta tabii. Da. Ha, yani. yok, bizim etrafımızda sürekli şarkı söyleyen ebeveynler yoktu, o anlamda söyledim. Hı-hı. Yani. O kadar doğal bir şeydi ki ben herkes şarkı söyleyebilir zannederdim. Yani şarkı söyleyemeyen, o sesi çıkaramayan insanlara çok hayretler içerisinde bakardım. Yani nasıl yani, böyle değil yani, o şarkıda şöyle söylüyorsun sen, niye söyleyemiyor ve niye duymuyor anlayamazsın. Bu içeriden gelen tabii genetik bir şey muhtemelen. Sonradan da geliştirilebilir bir şey. Evet, resim yapmayı da öğrenebiliyorsun. Şarkı söylemeyi de öğrenebiliyorsun. Senin bir böyle bir meziyetin var mı Nisa? Beyaz abi, ben yani resim çizme bilgisiydim. Çizim yapıyorsun. Tasarım okuduktan sonra bayağı geliştim. Yani geliştirilebilen bir şey gerçekten. İnsanın becerileri sonradan ortaya çıkıyor. Evet, çizim yapıyorsun öyle mi? Evet, biraz tasarım okudum. Tasarım okudum, harika. Harika, çok güzel. Peki Nisa'cığım, teşekkür mü ederim sana? Bekler misin? Başka sorun var mı? Çünkü ben bir tane Levent Yüksel'den güzel parça alacağım. Programın artık yavaş yavaş sonların... Son iki tane sorum kaldı. Sorabilir bekle. Mi? Bekle. Sorduracağım ben sana onu. Çünkü vakit kaybı, biraz da dinleyelim senin şu son parçayı. Biraz da. Biraz da değil. Ben biraz da seni. Biraz da seni dinleyelim gibi. Biraz da sen söyle. O da biraz söylesin. Hadi artık. Kapatalım gidelim. Benim de işim var, gücüm var. Bak saat kaç yaşında adamım. sen sor Nisa. Sen de hazırlan Levent. Siz de oturun orada. Siz de eğlenin diye. Nisa sor bakayım. Sor. Levent abiye soracaktım. Levent abine. Allah. Abi. Levent. Buyurun Nisa'cığım. Levent abi, çocukken aldığın en büyük öğüt neydi? Bak bu enteresan. Çocukken aldığın en büyük öğüt neydi? Adam ol. Çok zor soru. Tuvalete git, en büyük öğüt. En büyük. Hayır, böyle annenden babandan aldığın, oğlum vicdanlı adam ol ya da şöyle ol falan diye bir öğüt var mıydı? Her zaman dürüst ol diye öyle hatırlıyorum yani. Evet, hatırlamana gerek yok, olmuşsun zaten. Gerçekten öyle bir adam. Gerçekten öyle bir adam. Öyle bir adam, öyle bir adam. Oh. Nisa bekle, seni alkışlarla yolcu edeceğim sonra. Ama Levent Yüksel'den hangi parça abi? Ya Rabbim. Orhan Gencebay parçası, doğru mu? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,